Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında, böyle beklemeden kolayca yapabileceğiniz çilek reçeli olacak. Ben gerçekten çok seviyorum. Hep de bu tarife göre yapıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Burada 1 kilo çileğim var. İçine 4 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Çilekleri ayıklamadan önce tartmıştım. Tam 1 kiloydu. Onun dışında da bir tatlı kaşığı tereyağı kullanacağım. Yarım da limon sıkacağım içine daha sonra. Malzemelerim tamamen bu kadar. Çileklerimi güzelce ayıkladım, yıkadım ve kuruladım. Şimdi ikiye bölüp tenceremin içine alıyorum hepsini. Çilekleriniz küçükse hiç bölmenize gerek yok. Ya da böyle bütün bütün seviyorsanız ezilmesini istemiyorsanız büyük büyük de koyabilirsiniz. Şekerini de içine koyuyorum. Şöyle ezmeden bir iki kere karıştıracağım ve birazcık bekleteceğim. Yaklaşık bir saat kadar. Geceden de yapabilirsiniz ama aslında hiç gerek yok. Aynısı oluyor. Ben defalarca denediğim için bu yöntem bana daha kolay geliyor. Hiç geceden bekletmiyorum. Sadece böyle bir saat beklettim. Görüntü böyle oluyor. Bakın hafif sulanmış oluyor. Ve bu şekilde ocağa alabilirim artık. Büyük ocağa alacağım ve altını kısacağım. Büyük ocağın en kısık tarafında pişirmeye başlayacağım. Tereyağı koymamızın amacı köpürmemesi için ve daha parlak olması için istemezseniz koymayabilirsiniz tabii ki Yine de hafif bir köpük olacaktır onu da alacağım onu almazsanız şekerlenebilir Şöyle çileklerim hafifçe kenardan kaynamaya başlayınca ekliyorum tereyağını İçine bırakıyorum Böyle beraber pişecekler Köpüklendiğinde üzerindeki köpüğü mutlaka alalım reçelimiz şekerlenmesin Ben kaynadıktan sonra süre tutmaya başladım ve 45 dakika sonra da altını kapattım şimdi pişip pişmediğini nasıl anladığımı da göstereceğim size Siz daha akışkan seviyorsanız Eğer daha erken alabilirsiniz ocaktan ben böyle biraz ekmeği sürülür sevdiğim için katı yapıyorum yarım limonun suyunu ekledim yaklaşık 30-35 dakika sonra Altını kapatmadan birkaç dakika önce eklemeniz yeterli. Şöyle karıştırıyorum. Bu arada limon suyu yerine limon tuzu da kullanabilirsiniz. Birkaç diş. Ben limon suyunu tercih ediyorum. Ee, bir çay tabağının içine çilek reçelimden biraz alıyorum. Şöyle bir kaşık kadar. Bunu 4-5 dakika dondurucuda bekletip çıkarıyorum ve. Ortasına bir çizgi çekiyorum. Ortada nasıl birleştiğine bakıyorum. Çok hızlı mı birleşiyor, yavaş yavaş mı birleşiyor? Çok hızlı birleşiyorsa ben biraz daha pişirmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi çok akışkan sevmiyorum çünkü. Çok sulu sevmiyorum reçelleri. Sulu seviyorsanız böyle 35 dakika falan pişirmeniz yeterli olacaktır. 45 dakika pişirdim. Benimki böyle bakın ortada hızlı birleşmiyor. Yavaş yavaş birleşiyor. Artık reçelim oldu. Kapatabilirim, ocaktan alabilirim. Bu arada çileklerinizin çok böyle ezilmesini istemezseniz kaynadıktan birkaç dakika sonra çilekleri çıkarabilirsiniz. Daha sonra tekrar atabilirsiniz. Öyle yapanlar da var ama ben tercih etmiyorum. Ocaktan aldıktan sonra da hemen e, temiz, yıkanmış, kurulanmış kavanozlara dolduracağım. Ve orada vakumlayarak uzun süre saklayacağım. Benim böyle kavanozlarım var. Bunlar vakumlanabiliyor. Siz tabii ki normal kavanoza da koyabilirsiniz. E, bunların bir tanesi 370 mililitre. Ee, toplam 740 mililitre ediyor ve bir kase daha çıktı. Şimdi onu da göstereceğim ne kadar çıktığını en sonunda. Kavanozları dolduralım, kapağını da sıkıca kapatıp ters çevirelim. Böylece vakumlanacaktır o ve e, siz açana kadar da içinde bir şey olmayacaktır. Ama ben gene de buzdolabında saklamayı tercih ediyorum çünkü artık havalar sıcak. Bu kavanozumu da dolduruyorum hemen. kıvamı çok güzel oluyor. Şimdi size bir saat sonraki kıvamını da göstereceğim. Ertesi günkü kıvamını da göstereceğim. Bir de 3-4 gün e, sonraki halini de göstereceğim. Kavanozlarımı güzelce kapattım. Şimdi şu kalanı da bir kaseye aktardım. Burada gördüğünüz bir saat sonraki hali. Bir saat bekledim soğuması için. Kıvamı böyle. Dediğim gibi çok akışkan değil. Bence tam olması gerektiği gibi ama tabii e, zevkinize göre değişebilir. Daha akışkan isteyen daha az pişirebilir. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Bu da e, ertesi sabahki kıvamı. Şöyle bir kaseye alayım. Oradan daha iyi görebilirsiniz rengini, akışkanlığını. Bu arada daha şekersiz olsun isterseniz şeker kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben e, 1 kiloya 4 su bardağı koyuyorum ve bana tam geliyor. E, şimdi hemen size... Üç gün sonraki halini gösteriyorum. Şöyle ekmeğin üzerine koyacağım. Umarım hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. E, bu arada beni instagramda da happyfoods olarak takip edebilirsiniz isterseniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz tatlı bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.